Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir seyircimizden hediye geldi. Beyond Burger'ın sosis versiyonu. Yine aynı marka Beyond Burger yani. Hatta Beyond Sausage diye mi geçiyor? Hatırlamıyorum. Bakarız. İlk defa deneyeceğim. Buradan biraz kesilmiş ve ısırılmış olduğunu görmüşsünüzdür. Pişti mi diye denemiştim. Fena değil ama şu anda hardala batırıp deneyeceğim. Her zaman olduğu gibi çok aç olmamın da etkisi olabilir. Bence gayet iyi. Gayet iyi. Direkt sosisin yerine geçer mi? Yani bunu eğer yiyorsan sosis yemene gerek kalmaz mı? Yok. Ama başka yani arada sırada bazı öğünlerde e, normal sosis yerine bu şekilde bitkisel et yenilebilir. Tabii ki henüz Türkiye'ye gelemedi bu. Arkadaşımız da yurt dışından gelirken getirmiş yanında. Bekliyoruz. Romanya'dayken sadece Beyond Burger değil, farklı farklı değişik markalar vardı. Bitkisel şey de yapmışlardı. Döner gibi bir şey. O da güzeldi yani. En iyisi içlerinde Beyond Burger'ın orijinali. O harbiden hamburgerden farksız yani. Tamamen farksız. Bu farksız değil ama dediğim gibi aralı sırada e, kullanılır. Bunu neden yani e, vejetaryen olmama rağmen, vegan olmamama rağmen neden bunları deniyorum? E, çünkü bunlar gelecek arkadaşlar. E, i̇nsanlığın geleceği bunlar. İnsanlığın geleceği bitkisel e, etler. Bir de mesela Beyond Burger'ın özelliği soya kullanmıyorlar. Hani soya e, biraz sıkıntılı diyenler var. Bir de, tat olarak da çok fazla beğenmiyorum ben. Bunlar soyasız. Ve gerçekten yani birçok sosisten en azından düşük kaliteli sosisten daha iyi şu anda. Hayvan katli olmadan et üretimi. Bazı ülkeler bence buna geçecek. Yani bizim ömrümüz yetecek bunu görmeye. Bazı ülkeler hayvan katlimi, katlini yasaklayacak. Yani şeyi düşünün. Ülkede paranın bol olduğunu düşünün. Bol para, refah çok. Bunlardan bol bol yapabilecek durumda olduklarını düşünün. Yaparlar. Tamamen sıfırlanmak, yani hayvansal protein tamamen sıfırlamak ne kadar doğru o da belli değil. Ancak zaten şöyle bir şey var. Benim gibi insanlar bizler çok et yiyoruz. Çok et yediğimiz için bu tür bitkisel etleri mesela yarı yarıya bile kullansak benim için çok iyi bir şey. Ve tabii ki ne kadar bu tür bitkisel et kullanırsak o kadar az hayvan öldürülür. İleride geriye bakıp şu an bizim yaptığımız işe barbarlık diyecekler gelecek nesiller. Bu da böyle video olarak kalsın. Evet, bu video bitmeden bir şey daha tatma şansım oldu. O da Verdino isimli Romanya yapımı bir bitkisel burger. İlk tattığımda fena değil idare eder demiştim ama yedikçe daha da beğendim açıkçası. Juicy derler ya, öyle bir tadı var. İçine baktığınız zaman zaten bezelye proteininden yapılmış. Yani böyle krema gibi krema gibi parçalar var. Beyond Burger'ın tadını tam hatırlayamıyorum. O yüzden hangisi daha iyi bilemem ama e, ikisi farklı diyelim. Bunu da gerçekten çok beğendim. Şimdi sırada Pınar'ın Plant Power Burger denemesi olacak. Ondan alacağım. Şimdiye kadar ben onu soyalı sanmıştım. O yüzden almamıştım. Soyalıları hiç beğenmiyorum çünkü. Ama değilmiş. Hatta o da bezelye proteini ileymiş. Şimdiye kadar beğendiklerim hep bezelye proteini çıktı. O yüzden... Bir de Privegi marka sebzeli vegan burger var. Onu deneyeceğim. Bu hepsinin içinde en ucuzu olan. Bakalım nasıl olacak. E, bunda da soya yok gözüküyor. Bu da nohut, bezelye vesaire bunlardan yapılmış gözüküyor. Bakalım bunun da notunu vereceğiz.